Evet, Yeditepe Üniversitesi'ndeyiz. Bilmök etkinliği öncesinde arkadaşımızla beraberiz, Ayben'le beraberiz. Şimdi Ayben'e biraz Yeditepe Üniversitesi'ni soracağız. Öğrencilik nedir Yeditepe Üniversitesi'nde? Tabii Yeditepe Üniversitesi benim de mezun olduğum üniversite ama ben mezun olalı çok oluyor. Yaşım çıkmasın diye kaç yıl olduğunu söylemeyeceğim. Ama şimdi genç bir arkadaşımız ikinci sınıfta. Onun gözünden Yeditepe Üniversitesi nasıl? Buradaki şartlar nasıl? Burada okunur mu? Geldiği için memnun mu? Pişman mı? Bütün bunları soracağız. Önce biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimsiniz? Biraz sizi tanıyalım. Evet, merhaba. İsmim Ayben Bercan Başkoç. Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. 2014 yılında giriş yaptım. Neden bilgisayar mühendisliğini tercih ettiniz? Çünkü bilgisayar mühendisliği farklı bir dünya. Yani kendiniz yaptığınız yazılımlarla farklı bir dünyaya bakış açısı yaratıyorsunuz. Farklı gelişmeler yapabiliyorsunuz. Bunu kendim de yapmak istedim aynı zamanda. O yüzden tercih ettim. Süper. Peki aradığınızı Yeditepe'de buldunuz mu? Evet, yani şu ana kadar girdiğim hocalardan memnunum açıkçası. Yani hiç kötü olduğunu düşündüğüm bir hocam olmadı. Sorduğum sorularda da genelde cevabımı aldığım oldu. Peki yeni gelen bir arkadaş, şimdi 2 yıl tecrübeniz var, buraya geliyorsunuz gidiyorsunuz. Yeni gelen bir arkadaş Yeditepe Üniversitesi'ne gelirse nelere dikkat etsin, neler tavsiye edersiniz? Ya açıkçası devamsızlık yapmamasını tavsiye ederim. Evet, devamsızlık önemli. Çünkü hani devamsızlık olduğu zaman gerçekten çok kaybınız oluyor. Hani başka türlü de onu açığı kapatamıyorsunuz. Onun dışında hocalarla konuşmalarını, yani onlara sorular sormalarını tavsiye ederim. Çünkü soru sorduklarında gerçekten cevaplarını alıyorlar. Ama başka türlü ilgi olarak hani kendileri koşturmacıkça bir şey olacağını düşünmüyorum. Onun dışında mühendislik fakültesi güzel bir fakülte. Lablarımız var, lablarımız güzel. Onlar da güzel geçiyor. Peki. Sosyal hayat nasıl? Burada gelindiği zaman arkadaşlar, mesela öğrenci arkadaşlarımız nasıl sosyalleşebiliyorlar? Nasıl imkanlar var? Sosyal hayat, yani burada meşhur bir kafemiz var. Kırmızı kafe olarak bildiğimiz. Yani güzel aslında. Hani sizin ne kadar zaman geçirdiğinize bağlı aslında. Güzel etkinliklerimiz oluyor. İşte okulda bazı konserlerimiz oluyor. Özel etkinliklerimiz oluyor. Onlar güzel. Peki siz şimdi yurtta mı kalıyorsunuz, evinizde mi kalıyorsunuz? Evimde kalıyorum. Peki ulaşım nasıldır? Yeditepe Üniversitesi'nin ulaşımı hakkında ne söylersiniz? Ulaşım zor, gerçekten evet. Zor. Yani uzak bir yerde, bir de genellikle kullandığınız ulaşım araçları son durak olarak Yeditepe'ye geliyor. O yüzden çok sıkıntı yaşanıyor. Hani arabayla çok kısa sürede gelecekken ulaşım araçlarıyla daha uzun sürelerde burada oluyorsunuz. Evet, Kayış Dağı denilen bir yerde nispeten uzak yer. Gerçi artık burası da merkez kaldı. İlk taşındığı zamanlarda ben buradaydım. Hiçbir şey yoktu etrafta. Şimdi bir sürü kafeler, restoranlar, bir sürü şeyler geldi. Top taşıma da ulaştı ama nispeten tabii çok merkezi bir yer olmadığını söylemek lazım. Her şeyi doğruya doğru söylüyoruz değil mi? Peki yurt imkanları var. Siz arkadaşlarınızdan takip ediyorsunuzdur. Nasıl, yurt bulabiliyorlar mı yoksa sıkıntı oluyor mu? Yurt konusunda sıkıntı olduğunu duymadım. Hani yerleşiyorlar ama yurtun içerisinde nasıl imkanlar olduğunu, memnunlar mı, onun hakkında pek bilgim yok. Peki eğitim dili İngilizce. Siz hazırlığı burada mı okudunuz? Okudunuz mu hazırlık? Evet, yarım dönem hazırlık okudum. Peki nasıl, hazırlıktan memnun musunuz? İngilizceniz böyle sular seller gibi oldu mu? Yani anlatıldığı kadar, meşhur olduğu kadar sular seller gibi olacak bir İngilizce eğitimi almadım ama güzel bir seviyeye geliyorsunuz İngilizce konusunda. Evet, Yeditepe'nin İngilizce eğitiminin iyi olduğunu söyleyebiliriz nispeten diğer üniversitelere göre. Peki, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Umarız faydalı olur. Gelirseniz şayet Yeditepe Üniversitesi'ne Ayben'i bulabilirsiniz artık danışmak için. Herkese yardımcı olacaktır. Teşekkür ediyorum.